Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dolap uygulaması üzerinden nasıl ürün satılır ve etkili olacak şekilde nasıl ürün yayınlanır bununla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle kanalıma abone olup destek olur musunuz? Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar bilindiği üzere dolap uygulaması Trend yol firmasının kendi bir e, uygulamasıdır. Bunu iOS marketten veya e, Android marketten indirebilirsiniz. Ben indirmiştim ve ayarlarını yapmıştım giriş ayarlarını. Şimdi dolap uygulamasına giriyoruz. Dolap uygulamasına girdikten sonra aşağıda sat butonuna tıklıyoruz. Buradan e, satacağımız ürünün fotoğraflarını ekliyoruz. En fazla ekleyebileceğimiz fotoğraf sayısı 8'dir. Daha sonra ürün başlığı ekliyoruz, açıklayıcı ve etkili bir e, Başlık olmalı. Açıklama kısmını yazıyoruz. Detayları örnek olarak kategoriler marka örnek şunu seçelim biz marka şunu seçelim örnek olarak renk seçiyoruz. Kırmızı diyoruz örnek olarak. E, kargo boyutu. Burada 3 paket kargo var. 15.99, 19.99 ve 24.99. Küçük paket kolye, bustier, tight, saç aksesuarları, güneş gözlüğü gibi e, küçük paket olacak e, satacağımız ürünlerin e, kargo fiyatıdır. Orta paket biraz daha e, hacim kaplayan ceket, spor ayakkabı, abiye, kazak, saç düzleştirici, bilgisayar çantası, playstation gibi ürünler. Büyük pakette bebek arabası, lambader yazıcı, bavul, yorgan, ekmek makinesi gibi biraz daha hacim olarak büyük e, hacimli satacağımız eşyalar. Örnek olarak ben şunu diyelim. Daha sonra buradan seçtiğimiz şeyleri, seçenekleri kargo kim ödüyor? Eğer kargo benden ise satıcı olarak eğer kargoyu alıcı ödeyecekse alıcı kısmından seçiyoruz. Ürünü ilk aldığım fiyat kaç lira onu soruyor. Mesela önceden 5 bin liraya veya 4 bin, 5 bin liraya almış olduğum ürünü. Şimdi kaçı satıyorum? 2500 Toplam kazancım 2300 lira arkadaşlar. Yani 2000 lira ve üstünü 200 TL bir komisyon gideri mevcut. Daha sonra ürüne teklif vermesi istiyorsam şu şekilde işaretliyoruz. Onaya gönder diyoruz. Yani fotoğraflar, ürün başlığı, açıklama ve detayları yazdıktan sonra onaya gönderiyoruz. Onay ortalama 10-15 dakika sürüyor arkadaşlar. Tabii ki sistemin yoğunluğuna göre değişmektedir. Onayda bekleyen ürünüm onaylandıktan sonra buradan hesabım kısmından aşağıdan hesabım kısmından hesabımıza girerek buradan dolabımda sattığım ürünlere bakabiliyoruz. Bu arada dolap kullanacağım Tahsin Cetin kaydır arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Buradan ürün seçiyoruz. Mesela ben şu ürünü seçiyorum. satıyorum örnek olarak. Dolu marka kaydırak ve salınacak. Bu şekilde satıyorum. Buradan beğenenlere teklif verebilirim. Veya fiyatını düşürerek etiket kazanabilirim. Bakın yıldız ürün, yıldız ürün, yıldız ürün. Bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız. Veya kampanyaya katılabilirim. Veya öne çıkarmak için paket satın alabilirim. Fakat ilk üye olanlara 10 adet öne çıkarma hediye etmektedir. Dolap uygulaması üzerinden elimizdeki fazla kaskı satma kararı aldık ve satışa çıkardık. Ee, tekliflere açık bir şekilde yayınladığımız ürün 400 liraya satıldı arkadaşlar. Bu satıştan benim kazandığım net kar 400 liraya sattığım ürün 360 TL bana kalan. Yani 40 lira bir komisyon gideri vesaire oldu. Alış tarafından teklif verilerek alınan ürünümüzü kargo yapıyoruz. Hadi hep beraber kargo aşamasına geçelim. Ee, siparişini aldığımız e, kaskımızın Satışını zaten yapmıştık. Şimdi kargoya veriyoruz. Kargoya vermeden önce gerekli temizliklerini ve sterilize eğilişini yaptım. Gerekli temizliğini vesaire kontrolünü yaptıktan sonra kargoya vereceğim arkadaşlar. Dolap uygulamasından satmış olduğum bu kaskı şimdi kargoya veriyorum. Dolap uygulamasından satmış olduğumuz kaskımızı içine köpükler doldurduk camını çizilmesini önleyici işlemler yaptık. Daha sonra güzel şekilde paketledik. Bunu daha sonra e, kargo firmasında da ekstra olarak paketlenecek ve ilgili kişiye teslim edilecek. Arkadaşlar şu anda ben ürünü kargoya verdim. Hemen e, sattıklarım kısmına bakıyorum. Giriş yapı, kargolandı. Giriyoruz. Evet şu anda bekliyoruz. Ve aşağıda e, kargolandı e, şeklinde bilgi veriyor ve detayları yazıyor arkadaşlar. Bundan sonra teslim edildi ve tamamlandı olarak işaretlenecek. 15 Ekim 2022 tarihinde siparişim alındı. 2 gün sonra ben bunu kargoya verdim. Yani 17 Ekim 2022. 2 gün sonra da teslim edildi arkadaşlar. Ve gerekli aşamalar yaptıktan sonra bu satıştan kazandığım 360 TL dolap hesabına tanımlandı. Yani bu tutarı dediğim zaman banka hesabına alabilir veya dolap uygulaması üzerinden değerlendirebilirim arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 15 Ekim'de verilen sipariş İki gün sonra benim tarafımdan kargoya verildi ve iki gün sonra da kargo kullanıcıya ulaştı. 15 Ekim'de ürünüm satın alınmıştı ve e, alıcının ödemiş olduğu tutar dolap hesabında bekliyordu. Kargo kendisine ulaştıktan sonra siparişim onaylandı ve siparişimle ilgili bir değerlendirme yaptı. Hep beraber değerlendirmeye bakıyoruz. Evet, satıcının iletişimi nasıldı? Yani benim 5 yıldız ürün satıldığı gibi miydi? Evet. Satıldığı gibiydi. Ve buna da 5 puan vermiş. Ürün paketi özenli miydi? Buna da 5 puan vermiş. Biz de kendisine bir teşekkür e, açıklaması yapalım. Belasız günlerde kullanın dedik gönderdik. Evet şu anda satmış olduğum ürünün parası dolap uygulamasında beni bekliyor. Banka hesabına çekebilirim veya dolap üzerinden de değerlendirebilirim. Arkadaşlar etkili bir satış yapmak için dolap üzerindeki ürününüzü lütfen fotoğrafını güzel bir şekilde çekmeniz gerekiyor. Bunu dolap uygulamasını yüklerken etkili bir başlık, etkili bir açıklama ve yalansız bir açıklama olması gerekmektedir. Yani ürünü alan kişi Eline geçtiği zaman ürüne bakacak ve anlatıldığı gibi ve yazıldığı gibi ise size 5 puan, 5 puan, 5 puan verecek. Eğer değilse iade edecek kargo parası da sizden kesilecek arkadaşlar. Bu yüzden sattığınız ürünlerde yalansız ve dolansız olmanız gerekiyor. Ürününüz etkili fotoğraflarla, etkili bir açıklamayla fakat gerçekli bir açıklamayla ilan vermeniz gerektirmektedir. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkürler. Dosya muhabbette kalın.